Disney prenseslerinden Ariel, deniz kızı hikayesi. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Nilo'ya, Mete ve Tospik'le birlikte Disney prenseslerinden Ariel'i açacağız. Küçük deniz kızı Ariel. Bakalım hikayesi neymiş? Paketinden çıkartalım. Çok güzel görünüyorlar. Evet. Disney prensesi heykelcik oyun setini açıyoruz. Evet arkadaşlar, açmaya başlıyoruz. Projeleri de var. Neyse, sonra inceleriz arkadaşlar. Evet, daha sonra onlara bakacağız. Aa! Deniz kızının babası çıktı. Ne cadının yanına alalım. Bu da neymiş, çıkartalım hemen. Bana yorumlarda yazar mısınız? Nedir acaba o? Nedir acaba? Şimdi deniz kızının minik balık arkadaşını çıkartalım yine. O küçük şeyin yanına koyalım. Şimdi şu köpeği koyalım. O deniz kızının paketinde ne işi var bilmiyoruz ama adını da bilmiyoruz. Şimdi o güzel deniz kızını çıkartalım. Şimdi şu prensi çıkartalım. Dürbünü de var. Deniz kızına yakından bakmaya çalışıyor demek ki. Disney prenseslerinden Ariel deniz kızını çıkardık. Ve diğer baş kahramanları da çıkardık. Şimdi onları tanıyalım. Sizler aralarında hangilerini tanıyorsunuz? Mesela bu balığı, bu yengeci, Ariel'i, onun babasını, Ursula'yı, bu köpekçiyi tanıyor musunuz? Deniz kızı Ariel'in babasının adı neydi? Hatırlayanlar var mı? Evet. İşte deniz kızının Ariel'in babası burada. O denizlerin hükümdarı ve adı da Triton. Triton da diyebiliriz. Bu hikayede bir de kötü deniz cadısı var. Peki onun adı neydi? Ursula. Evet, Ursula. Ve peki bu? Bunun adı neydi? Bu prensin adı nedir? Eric. Onun adı Eric. Eric mi? Evet. Ve Ariel'in sevimli dostları, sevimli hayvan dostları. Evet. Prenses Ariel insan dünyasını ve onların hayatını çok merak ediyor. İnsanların yaptıkları şeylerle büyülenmekte. Bir gün su yüzüne çıkmışken bir prens olan Eric'i görüyor. Ariel salık kızıl saçları, yeşil kuyruğu ve leylak rengi bikinisiyle gerçekten de çok güzel görünüyordu. Ve prensle tanışması da tam olarak şöyle oluyordu. Canıyla boğuşan ve dev dalgaların arasından kurtulmaya çalışan Eric'i Ariel kurtarıyor. Onun hayatını kurtarıyor ve böylece tanışmış oluyorlar. Ayrıca Ariel'in sesi de çok güzel. Ve onun sesinin güzelliğini bilen Ursula onun sesinin peşinde. Kızım Ariel, asla insanların dünyasına gitmeni ve bir daha karaya çıkmanı istemiyorum, tamam mı? Ben insanların dünyasını merak ediyorum ve karaya çıkmak istiyorum baba. Sana söyledim kızım, orası çok tehlikeli. Asla çıkmaman gereken bir yer. Bundan sonra sözümü dinleyeceğini ümit ediyorum. Tamam mı güzel kızım? Ariel bunu duyduğuna çok üzülür ve dönüp gider. Deniz kızı Ariel kafasına koymuştur. Karaya çıkıp Eric'i görmek istiyordur. Ve sonunda sesi karşılığında Ursula ile anlaşır ve karaya çıkıp insan olur. Fakat her şey çok geçtir. Denizlerin hükümdarı sonunda her şeyi anladığında kızı Ariel'e, Eric'e yardımcı olur ve her şey tatlıya bağlanır. Ursula'nın yaptığı bütün kötülüklerden haberdar olduktan sonra her şey yoluna girer. Babası onları kurtarır. Ve Ariel'in deniz kıyısına yani karaya çıkmasına artık izin verir. Ve sonsuza dek mutlu yaşarlar. Nasıl, deniz kızı hikayemizi beğendiniz mi arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyorum. Oo,
Prenses Ariel, ne işin var burada? Senin karada olman gerekmez miydi? Ben insana dönüşmek istiyorum. Biliyorum. İstersen sana yardımcı olabilirim. Nasıl? Sesini bana verirsen sonsuza dek karada kalabilirsin. Tamam. Gerçekten de çok safsın Ariel. Geçen sefer böyle bir şey olmadığını anlamadın mı? Anladım. Artık bana inanmaman gerektiğini öğrenmen gerekirdi. Niye? Niye mi? En son hatırlarsan baban seni kurtarmıştı. Yine bana sesini vermiştin. Evet. Hadi bir şarkı söyle de dinleyelim. Mini mini bir kuş donmuştur, pencerem yıkılmıştır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olup zil tuşunu açmayı, videomuzu paylaşmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın.